Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel haberlerle geldim. İnolarımız doğdu. İnoları geçtim. Bir tane de Rainbow bebek doğdu. Zaten ilk yavrumuz çıkmıştı pastellerde. Şimdi ben bütün yuvaları sizlere açacağım. Hani gerçekten çok güzel haberlerim var. Yavaştan yavrularımıza yeme düşüyor. Mesela şuradaki Rainbow'umuz büyüdü. Birkaç gün onu teslim edeceğim. Artık hafta sonuna denk gelir muhtemelen diye düşünüyorum. Onun dışında onu da geçtim. Rainbow diğer bebeği zaten ayırdık. Onu salmaya atacağız da. Şuradaki dişi kızımızı da teslim edeceğiz. Muhtemelen diğer Rainbow'la aynı gün olur. Onun dışında bakayım. Başka var mı? Başka. Başka da yok herhalde. Daha bebekleri bitirdik. Bebek yok arkadaşlar. En son bir tane işte şurada Jumbo kaldı. O Jumbo'yu da nasıl yaparız? Zaten onu sahibine vereceğim de. Onun daha bayağı bir zamanı var ya. Onu daha planlamaya gerek yok. Evet, şimdi devam edelim. İno bebeklerimiz çıktı dedim arkadaşlar. Dün gece demiyorum. Hatta bugünün gecesi yani. Saat muhtemelen 2-3 civarlarında çıkmış olması lazım. Çünkü ben bayağı geç yattım. O zaman ses geliyordu içinden. Oldukça fazla ses geliyordu. Dedim ki yani sabah karşı veya da dedim gece yarısı çıkar. Muhtemelen de gece yarısı çıkmıştır. O sabah karşı beklemez. İki tane doğmuş yani. Bir tanesi doğdu. Gece yarısı sabah giderken gördüm. Sonrasında bugün işten işte geldim. Daha yeni girdim eve. Geldim baktım ki ikinci bebek çıkmış. Çok şükür Allah'a. Gayet güzel ilerliyoruz. İki tane ino bebeğimizi göstereceğim ama arkadaşlar lütfen ben de siz bir maşallah deyin. Zaten burada da hatırlatma amacıyla koyduk, yazıları yapıştırdık. Lütfen siz de maşallah demeyi unutmayın. Kızım da burada. Evet, herkesten bir maşallah bekliyoruz. Evet, bebeklerimiz burada arkadaşlar. İki tane inomuz var. Nur topu gibi iki tane inomuz oldu. Annemiz besliyor. Dışkılar temiz. Şöyle göstereyim. Çok şükür Allah'a. Allah herkese daha iyileri nasip etsin. Yani kim ne gözle bakıyorsa Allah 10 katını versin ona. 10 bin katını versin diyelim. Çünkü hani kötü niyetli bakan bazen kötü niyetli bakmasa bile hani iyi niyetli de olsa o nazar değiyor. Yani değmez demeyin arkadaşlar. Gerçekten değiyor. Yani ben gözümün önünde sırt üstü devrilip düşen kuşlarımı gördüm. Gözümün önünde öldü ya. Hani hayvan hem Rainbow olsun ondan öncekiler olsun. Hayvan resmen sırt üstü şöyle bir sendeledi, pat diye bir ses geliyor, dönüyorsun arkasında, arkana bir bakıyorsun hayvan ölmüş. Yani kurtarma şansın yok. Nazar yok işte, illaki açıklaması vardır diyenler için de arkadaşlar var yani, buna kesinlikle bence kimse inkar etmemeli. Şimdi burada 3 tane bebeğimiz var. Aha, bu bebe var ya, bu bebe. Bu var ya, bu fırlama. Şuna bakar mısınız ya, ağza bak ağza. Allah'ım yiyeceğim seni var ya, ısıracağım. Tek lokmada yiyeceğim seni. Tipe bak ya. Tipe bak. Seni parçalarım. Senin ağzını burnunu yerim. Bak. Yuvayı görünce kaçıyor. Yuva yokken kaçamıyor. Evet, renge bakın arkadaşlar. Maşallah muazzam gerçekten. Alan arkadaşımız yavaştan. Çok şanslı. İnşallah uzun ömrü olur yavrumuzun. Buradaki Bebito, bu bende kalacak olan sarı yüz. Çok güzel maşallah bir sarı yüzümüz oldu. Bu bende kalacak, erkek olması lazım onun. Bu da erkek ama bu normal klasik, bunu vereceğim arkadaşlar. Jumbo, ikisi de Jumbo. Beklemedeyim şu an yeme düşsünler diye, o da hop attı kendini. Burada da bebeklerimiz şöyle çıkacaklar, daha çıkmadılar. 8 yumurtamız var. 9. Bugün mü, yok. 9 yarın gelirse gelir, gelmezse de böyle devam eder. 3-4 güne falan arkadaşlar. 3 gün falan. Hatta kalmaz bile 3 güne. Yavrularımız nasipse çıkar buradan da. Şimdi buraya bir gelelim. Burada dişi arkadaşlar yuvaya giriyor. Bayağı da dağıtmış. Ya toz salaşı almaya üşendim açıkçası. Gidip bundan koydum. Bu da çok güzel. Biliyorsunuz ben memnunum bundan ama toz salaşın kullanımı ve maliyeti çok daha düşük. Hani bir de çam salaşı ya, kokusu falan da bayağı iyi. Ha, bu da çok güzel ama dediğim gibi toz salaş sanki benim birazcık daha işime geliyor. Hem maliyet konusunda hem temizlik konusunda. Hani rahat rahat şey yapabiliyorum ama bunda öyle olmuyor. Hem maliyet açısından bu biraz sıkıntılı. Hem de kullanım açısından. Yani ben atıyorum toz salaşı büyük kocaman bir çuval şeklinde alıyorum. Ama bunu hani ufak orta boy bir çuval şeklinde düşünün. Neyse buraya gelelim uzatmadan. Burada arkadaşlar bakalım burada neler varmış neler. Bunun yavrusu da aynı şekilde 3-5 güne falan çıkar.
5, 7, 9. Bugün gelmesi lazımdı. Gelmemiş. Babasına bir bakalım. Şişlik bayağıymış. Yani yumurta bence yoktur bunda. Olsa bayağı şişkin oluyor çünkü biliyorum. Görmüştüm. Bunda yoktur. Allah bereket versin. Ne diyelim? Allah nazarlardan saklasın. Yani bu kadar yumurtayı da veren kuşu gerçekten yani bir tane bile yumurta versin diyor bazı arkadaşlarımız. Hani onlara nazaran çok şükürler olsun ki şu zamanki halimize bunlar var ya. O kadar fenalar ki arkadaşlar tek kafese çekmeyene kadar şu dişi kendine gelmedi. Asla gelmedi yani. Ben anlamadım bunun meselesini. Ne yapmaya çalıştı. Burada oğlum tek. Bakın bunu buraya ben koydum. Takılsın diye. Şimdi burada takılıyor. Ne yapacağız bunu? Onu da söyleyeyim. Burada paso tüyden çıkıp kızışacak. Bekle babam bekle. Burada nöbet tutacak. Sonrasında kendi dişisini yanına atacağım. O da hangisi onu da göstereyim. Buralarda bayağı bir dağınık kusura bakmayın. Dediğim gibi yani ben buradan işten doğrudan gelmiyorum arkadaşlar. Bir yakınım için hastaneye uğramak durumunda kaldım. O yüzden toparlayamadım ortalığı. Şu ortadaki dişi var ya onun dişisi. Hani dedim ya Rainbow çalışma kuşum Rainbow mu acaba diye. Rainbow o dişi arkadaşlar şu anda onun dişisi. Şimdi onu atacağım eşe. Bir deneyeceğim. Olmadı. Bakalım başka şeyler düşünüyorum ama güzel bir haber. Şunları eşe atacağım. Şu violetler var ya keşede. O erkeğin yeni dişisi o olacak. O erkeği de mesela ben çekeceğim kafese. Buradan bir tane kafes boşaltacağım. Çekeceğim onu. O orada kızışacak. Dağa taşa kur yapacak. Sonrasında yanına o dişiyi atacağım. Peşine de diğer violet dişiyle eşlediğim erkek vardı ya. Onun kendi dişisi şu ortadaki turkuaz. Onu da ona şutlayayım diyorum. Bakayım başka ne kalıyor. Kendi dişilerim zaten eşleri var. Bir tane arkadaşlar şuradaki erkeğin sendeleyen bir dişisi vardı hatırlarsanız sıkıntılı olan. O kalıyor. Bir de şuradaki dişi boşta kalıyor. Onlara da bir tane yaralı erkeğim var ama şöyle yaparım muhtemelen. Ha, bir tane ekstra yeşil erkeğim var. Onun dişisinde hafiften bir sıkıntı vardı hatırlarsanız onu düzelteceğim. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. İki tane dişiden bir tane de erkeği o şekilde diyorum göndereyim. Açık olan ne varsa açıkta ne kalıyorsa yerini tamamlayayım. Yani böyle bir düşüncem var. Bakalım. Yani şu an pek anlamadınız ama anlatacağım net bir şekilde. Şu an yavruları göstereceğim çünkü. Buraya da lütfen bir maşallah. Sizden bir maşallah bekliyorum arkadaşlar. Burada ilk bebeğimiz çıkmış. Şimdi ben bunun çıktığı yumurta da bu. Yani hemen ne yapacağım biliyor musunuz? Hemen altına bir tane yumurta atacağım. Bir saniye. Ben rahat duramadım. 3 tane attım. İkisi plastik, biri normal. Şimdi kursaklarını falan yaslarlar. Bakayım şunları şöyle. Ne yedirmişlerse kursak kırmızı. Ha mama verdik ya doğru. Ya benim dolapta arkadaşlar pancar rendelemişim. Hatta robotlamışım. Rendeleme de değil. Sonra ben onu buzluğa atmışım. Buzlukta hiç haberim yok. Pancar bekle. En son annemi çıkarttı. Dedi bu dedi aylardır dedi burada bekliyor dedi. Ne? Yani sen de niye almıyorsun bunu falan filan. Ya dedim unuttum ben onu orada. Sonrasında arkadaşlar aldım da kuşlara mama yaptım şöyle birkaç postalığına. Dedim çıksın aradan. Çünkü orada bayağıdır bekliyor. Ha, buzlukta beklemesi besin değerlerini öldürür mü? Zannetmiyorum. Ya, buzlukta donduruyorsun sonuçta. Ama öğrenmek lazım onu da. Bakalım eğer besin değerini öldürüyorsa hiçbir anlamı kalmıyor. Şimdi burada bu iki tane bebişin şuradaki arkadaşlar biliyorsunuz kaporası falan her şeyi hatta doğrudan ücreti alındı. Gönderilecek sadece. Burada da Rainbow bebeğimiz bizde kalacak olan dişimiz. Artık hayırlısı bakalım. Burada diğer bir bebeğimizi gösterelim. Bunu da gösterebiliriz artık. İlk günü atlattı çok şükür. Hemen 40'ı çıkmayınca göstermezler ya ama bunları 40 gün bekleyemeyiz. Evet maşallah. İlk bebişimiz. Gördüğünüz üzere Allah nazarlardan saklasın. Arkadaşlar büyüyoruz yavaş yavaş. Yani kendime çok bu sefer gerçekten fazlasıyla damızlık ayıracağım gibime geliyor. Umarım yine ben bu kararımdan vazgeçmem. Buraya gelelim kızım çıkmış. İlk yumurtası burada biliyorsunuz henüz devamı gelmedi. Günü gelmedi daha. Aynen. İlk yumurtayı zaten soğutuyor. Şu an bakıyorum soğut yumurtası. İnşallah devamı gelir. Buradaki güzelliğim yatıyor ama. Arkadaşlar bakayım bugün yumurta günü müydü bunun? Bir saniye. Yok değil. Yarın arkadaşlar aynı şu şeydeki gibi. Neredeydi hangi sene dedik ya? Yumurta günüydü. Ha şuna. Eğer hani bu da aynı günde yumurta. Eğer yumurtlamazlarsa zaten devam gelmez ama şuna bir bakmak istiyorum. Bu genelde 9'lu ya yani 10'lu sayıları falan buluyor. 9'u buldu da 10'u bulmadı daha.
Ya ondan fazla da var gibi ya. Baksanıza, yumurta var gibi. Bilmiyorum, bir elime alıp bakmak lazım bir saniye. Evet arkadaşlar, Allah nazarlardan saklasın, var desem ne dersiniz? Yani nasipse yarın yumurtlar onu. Burada bir şu jumboların bir de bunların kendi yumurtası var. Arkadaşlar bu erkek sürekli tüye girdiği için dişiyle çiftleşmenin devamı gelmiyor. Dişi bir yumurtluyor bıraktı. Geçen de yumurtlayacak mesela, yumurta oluştu dişi bıraktı. Eritti, neden? Çünkü hani erkek ağır tüye girmişti. Şimdi aynı şekilde bir çiftleşme durumunun durması var. Bu sefer dişi mi tüye girdi, ne oldu anlamadım. Bir bakacağım bunların durumuna. Hani çok önemli değil aslına bakarsanız. Ne yaparım? Bu yumurtaya yatıttırırım bunu. Sonrasında bir hafif ortalarına doğru çıkmasına yakın başka takıma kaydırır. Bunları tekrardan çiftleştiririm ama bu sefer tam anlamıyla dengeli şekilde. Hani o yüzden sorun olacağını düşünmüyorum. Bu takım benim problemsiz takımlarımdan. Ya gerçi çok şükür hepsi problemsiz de, ufak tefek yeni gelenlerde işte bir getirdiğim kutuda kavga olmasından kaynaklı bir problem olmuş. Burada da bekliyoruz. Vallahi bir yere yumurtladı, tamam mı? Daha devamı gelmedi. Ne yaptın kız? Küstün mü bize? Niye yumurtlamıyorsun? Daha dışkı mışkı da büyük bakalım. Burada da tek oğlum var. Bunun dişisi dediğim gibi ufaktan bir tedavi altında. Onu da hallettik mi problem kalmıyor çok şükür. Burada kafası yaralı kuş. Arkadaşlar yaralı kuşum. O bakalım iyileşiyor. Bakın bu Rainbow'la hem şu kırmızı göz, o var ya, o herkese böyle laf atıyor. Yani gerçekten bütün salmanın şeyi ya, hani erkeklerin peşine koşuyor. Bildiğiniz bütün erkekler tavladı diyebilirim. Zaten Fallow'la işte. Fallow olmayınca buna sardı. Şimdi bu erkek de köşedeki mor renge sarmış, mor renkli olanı. Zaten şu en altta olan erkeğin dişisi şu ortadaki turkuaz. Şöyle netleyelim. O turkuaz arkadaşlar. Bakalım onları da eşleyeceğiz. Zaten diğer violetlerin bakın mesela eşler görüyor musunuz? Sen yani sürekli birbirleriyle anlaşıyorlar. Bu dişim şuradaki erkekle eş. Yani hepsinin eşleri belli. Sadece açıkta kalan ha, şu arkadaki şu anda kuluçkada olan çek dişiyi de gönderip yerine muhtemelen şunu koyacağım. DF'yi. Ne yapacağım? Hemen onu da belirteyim. Bir şey diyeceğim. Eğer ben onu öyle yaparsam diğer dişi nasıl olacak? Neyse onu da bir şekilde buluruz. Şimdi arkadaşlar bu dişiyi arkadaki erkeğe atacağım. Bu dişiye bir tane kırmızı göz erkek bulayım diyorum. Ya albino ya kremino, bilmiyorum. DF de bulabilirim aslında. Çok da problem değil. Ya da bir tane yavrulardan yetiştiririm. Artık nabza göre şerbet. Onun dışında şu erkeği muhtemelen göndereceğim. Tırnaklarından birkaç tanesi yok arkadaşlar. Çiftleşmeye engel değil. Bir toparlasın göndereceğim. Sağ olsun güzel kavga etmişlerdi. Bunlar ilerleyen yaşamına etki etmeyecek şeyler. Onu da belirteyim. Yani hani zannediyorsunuz ki bir kez bir kuş kavga edince ömrü boyunca sıkıntı çıkartır. Öyle bir şey yok. Benim Özge paramparça etti yavruyu. Sonrasında benim kafamda yavruyu besliyordu. O kadar alışıktı. Geldi kafamda yine yavruyu besliyor. Yani hani bu kuşlar kavga etmesinden kaynaklı olarak problem yaşamaz. Merak etmeyin, tırnak konusuna gelecek olursak da çiftleşmesinde problem yok kuşun. Geçenlerde Salma'da ya DF'nin de ya Kremino'nun da, yani göz rengini göremedim, çözemedim hani kuş olduğunu da, birinin böyle üstüne çıkmaya çalışırken gördüm. Çiftleşmede problem olduğunu zannetmiyorum. Hani olur da çiftleşmede üzerinde duramaz. Ne bileyim, tırnakları çiftleşmeye engel olur, o zaman ben geri alırım, yani problem yok. Şu arkadaki anne kurbanlarımızdan biri bakın maşallah büyüyor. Onu da artık kanatları tamamen uzasın. Sağ olsun annemiz güzelce bir haşlamıştı yavrumuzu. Hatta demiştim hatırlarsanız, bu bir tek bu renge mi saldırıyor acaba diye. İşte o zamandan büyüttük yavruyu. Kanatları uzadı, kuyruğu uzadı, kendine geldi. Ben çekmiştim zaten yaraladığı için. Onun dışındaki bebeklerimiz gayet iyi, yavrularımız, kuşlarımız. Bir şu dişi işte bir deneyeceğim kendi erkeğini. Bakalım ondan sonra kararlaştırmamızı yapacağız. Ama genel durumlar bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.